Akıl Kâr kanalımızdan herkese selamlar. Son videomuzda sizlere liderlik nedir ve nasıl iyi bir lider olunur hakkında video hazırlamıştık. Onun üstüne böyle bir video hazırlamak istedik. Şimdiden iyi seyirler dileriz. Milyonlarca insanı öldüreni de, dünyayı korkudan titreteni de vardı. Yaptıkları reformlarla demokrasinin temellerini atan, insanları özgür kılan da. İşte tarihin akışını değiştiren büyük liderler. Abraham Lincoln. Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. Başbakanı olan Abraham Lincoln, ülkesinin en zor döneminde iç savaş esnasında başkanlık yapmıştı. Ülkesinin en bunalımlı döneminde tek parça halinde kalabilmesi için büyük uğraş veren Lincoln, köleliği kaldırması ile dünyanın kaderini değiştiren insanlardan biri oldu. Amerika'nın ilk vergi gelirini düzenleyen ve ulusal bankacılık sistemi oluşturan Abraham Lincoln, Şükran gününü ilk uygulayan insan olarak Amerika'nın ekonomik ve sosyal hayatına önemli etkide bulunmuştu. 700 binden fazla insanın öldüğü iç savaşın ardından ekonomi başta olmak üzere ülkesinin yaralarını sarmaya başlayan Abraham Lincoln, reformlarına fazla vakit bulamadan konfederasyon fanatiği tiyatrocu John Wilkes Booth tarafından öldürüldü. Cengiz Han. Tarihe acımasızlığı kadar büyük başarıları ile geçen bir lider olan Cengiz Han, Orta Asya'da doğan en büyük güç Moğol İmparatorluğu'nun kurucusuydu. Asya'daki Moğol kabilelerini bir araya getirerek kurduğu Moğol İmparatorluğu ile bitmek bilmeyen seferlere başlayan Cengiz Han, önüne çıkan tüm kentleri kılıçtan geçirerek batıya kadar uzanan bir korku yaratmıştı. Kana susamışlığı ile savaşa doymayan Cengiz Han, hastalanarak öldüğü 1227 yılına kadar sefer yapmış, Hazar Gölü kıyıları dahil olmak üzere tüm Orta ve Merkezi Asya'yı himayesi altına almayı başarmıştı. Winston Churchill. İngiltere'de köklü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Churchill, gençliğinde asker üniforması altında Küba, Hindistan ve Afrika'da görevlerde bulundu ve önemli askeri tecrübeler edindi. İngiltere'ye dönüşünde ise parlamentoya girerek siyaset hayatına atıldı. Churchill, başarılı bir politikacı olmasına rağmen alkol sorunu ön plana çıkıyordu. Baskın karakteri ile ön planda kalmayı başaran Churchill, kendi planı olan ve sorumluluğu üzerine kalan Çanakkale felaketi ile kendi kendini bitirdi. İkinci Dünya Savaşı olmasaydı belki de adı hatırlanmayacaktı. Bir psikolojik savaş dehası olan Churchill, bu yeteneğini Hitler gibi bir düşman karşısında mükemmel kullandı. Sert medya kuralları ile ağır savaş haberlerine tam sansür uygulayan Churchill, barış teklif etmesini bekleyen Hitler'e asla boyun eğmedi. Zafer işaretini savaş süresince tüm dünyaya yayan Churchill, 1943'te İsmet İnönü'yü savaşa ikna edebilmek için Adana'ya gelmişti. Büyük İskender. Acımasız ve efsanevi askeri taktikleriyle bilinen Büyük İskender, adını tarihe en iyi askeri kumandanlardan biri olarak yazdırdı. En büyük savaşlarını Pers kralı Dareios'a karşı veren Büyük İskender, son derece cesur bir savaşçıydı ve bir savaşta alnında kafatasına kadar giren bir Pers kılıcı ile ağır yaralanmıştı. İskender bunun dışında birçok savaş yarası daha almıştı. Dareios'un barış teklifine rağmen Gaugamela Savaşı'nda onun sonunu getiren Büyük İskender, Asya fethine başlaması ile ordunun isyanları ile karşılaşmış, Anadolu'ya geçişinin ardından bir daha Makedonya'ya dönemeden 27 yaşında ölmüştür. Napolyon. Politika ve savaşa doymak bilmeyen bir lider olan Napolyon, Fransız devrimi ardından Fransa'nın imparatoru olmuştu. Osmanlı'yı müttefik yapmak için uzun süre uğraşan Napolyon'un 3. Selim'e yazdığı mektup oldukça ünlüdür. Devrimin ardından tek öğün yemekle geçirmeye çalışan Fransa'da birçok reform yapan Napolyon, merkezi yönetim ve vergi, eğitim sistemi gibi birçok alanda gelişim sağlamasının yanında ülkenin yol ve kanalizasyon sistemleri gibi altyapı çalışmalarını da başlatmıştı. Kamu alanında Napolyon yasaları, askeri alanda ise Napolyon taktikleri ile ülkesini yönlendiren Napolyon, 1812'de Rusya işgali ile gücünü yitirmeye başlamış, son şansı Waterloo'da aldığı yenilgi ile Avrupa sahnesinden çekilmişti. Adolf Hitler. Politikaları ile 10 milyonlarca insanın ölümüne neden olan, 2. Dünya Savaşı'nı başlatan ve milyonlarca Yahudinin katledilmesine neden olan Hitler, politik ve liderlik yetenekleri ele alındığı zaman tarihte öne çıkan bir kişiydi. 1. Dünya Savaşı sonrasında ülkesinin en çok ihtiyacı olan insan olarak beliren Hitler, ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında verdiği tüm sözleri yerine getirmeyi başardı. İşsizliği yok eden, enflasyonu ortadan kaldıran, Almanya'nın dört bir yanını otobanlar ile çeviren Hitler, halkın sevgisini kazanmakta çok başarılıydı. Hitler, milyonlara hitap ettiği konuşmalarında Almanya'nın en önemli sorunu olarak ülkede yaşayan Yahudileri göstermiş
hepsini Almanya'dan sürmüş ve dış ülkeler dahil olmak üzere 7 milyon Yahudinin katledilmesi emrini vermişti. Birinci Dünya Savaşı'nda 45 ay cephede kalan ve tek bir kurşun yemeyen Hitler, 30 Nisan 1945 tarihinde kendi kafasına sıktığı kurşun ile intihar etti. Ardından emir gereği cesedi yakılmıştı. Jules Caesar, Roma İmparatorluğu'nun ilk imparatoru olan Caesar, M.Ö. 27 senesinde imparator oldu. Gelecekte Caesar adı, kendisinden sonra gelen tüm imparatorlara verilen isim oldu. Ömrünün 8 senesini geçirdiği Galya'yı, Alesya Savaşı ile dize getiren askeri taktik dehası Caesar, Roma'da patlak veren iç savaşta Pompey'e üstünlük sağlamaktan da geri kalmadı. Roma'nın gördüğü en güçlü yönetici olan Caesar, eşine bir daha rastlanmamış bir refah dönemi getirmiş, ancak gücünü aşan otoritesi 14 senesinde suikast ile öldürülmesi neden olmuştu. Atilla Han, babası Boncuk Han'dır. Amcası Rua, onu babası öldükten sonra Bozkır'da tek başına yaşamaya çalışırken bulmuş ve yanına almıştır. Rua'nın ölümü üzerine kardeşi Bleda ile birlikte Hun İmparatorluğu'nun ortak hükümdarları olmuşturlar. Bleda, 445 yılında öldükten sonra Atilla tek başına Hun hükümdarı olmuştur. Hükümdarlığı boyunca ordusu ile Batı ve Doğu Roma imparatorluklarına sık sık sefer düzenleyen Atilla, Orta Çağ, Batı kaynaklarında acımasızlığı ile anılır. Bu nedenle de Avrupa'da Tanrı'nın kırbacı olarak tanınırdı. Buna karşılık Alman efsanelerinde Atilla, çok büyük ve iyiliksever bir hükümdardır. Atilla'nın sarayında birçok Alman hükümdarı yaşar, Nibelungen destanı, Hun-Germen mücadelelerinden meydana gelir. Bu hikayelerde Atilla, Edzel adında büyük otoriteye sahip, barışsever ve yalnız asilere karşı kılıç kuşanan asil ruhlu bir hükümdardır. Avrupa Hun İmparatorluğu'nun başkenti olan Etzelburg adının buradan geldiği bilinmektedir. Bir rivayete göre Atilla, son eşi İldiko tarafından öldürülmüştür. Fatih Sultan Mehmet Han, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopoli'de gemileri karadan Haliç Körfezi'ne taşıyan Sultan, dönemin en büyük topunu döktürerek askeri kabiliyetlerini ortaya koydu. İki aydan daha kısa bir sürede yeni adıyla İstanbul'u ele geçirmek gibi inanılmaz bir başarı gösteren Fatih Sultan Mehmet, sadece askeri gücü ile var olan bir lider de değildi. Çok iyi eğitim görmüş olan Sultan II. Mehmet, 7 dil konuşur, Arapça ve Farsçadan çevrilmiş felsefi eserleri okumaktan hoşlanırdı. Bilime çok düşkün olan Sultan, özellikle astronomiye ağır ilgi gösterirdi. Döneminde İstanbul'a birçok bilgin ve düşünür getirtmişti. Tarihçilere göre İstanbul'u fethederek Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı başlatan kişi olmuştu. 1480 yılında İtalya'yı işgal eden ve Roma'yı ele geçirmek istediği düşünülen Fatih Sultan Mehmet, bir yıl sonra halen nedeni tartışılan ölümüyle hayata gözlerini yumdu. Mustafa Kemal Atatürk, 11 Ocak 1905 tarihinde Harp Akademisi'ni bitiren Mustafa Kemal, orduya kurmay yüzbaşı olarak katıldı. İlk olarak Suriye'de, ardından 1911 senesinde tabur komutanı olarak Trablusgarp'ta savaştı. Çanakkale Savaşı'nda 1915 yılında müttefiklere geçit vermeyen Mustafa Kemal, 1916'da Muş, Bitlis ve Van'ı Rus işgalinden kurtardı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından işgalci karıncalar gibi Anadolu'ya yayılan, ittifak ülkelerine dur diyen yine Mustafa Kemal'di. Samsun'a 1919'da geçişinin ardından Erzurum ve Sivas kongrelerini düzenleyen Mustafa Kemal, milli mücadelenin planını çizdikten sonra Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Sakarya ve Dumlupınar meydan muharebelerinde yenilen Yunanlıları büyük taarruz ile Anadolu'dan çıkaran Mustafa Kemal, İngiliz, Fransız, İtalyanlar dahil olmak üzere tüm Anadolu'yu düşman kuvvetlerinden temizledi. Mustafa Kemal, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Ekonomik, politik ve sosyal alanda yaptığı reformlar ile Türkiye'nin kalkınmasında ilk adımı atan Atatürk, döneminde oldukça ünlü bir insandı. Birinci Dünya Savaşı'nda Bolşevik rejiminin yıkılmasını sağlayan Çanakkale Zaferi ve Suriye cephesinde dağılmak üzere olan ordusu ile yaptığı müdafaa ününü tüm dünyaya yaymıştı. Tarihin akışını değiştiren liderler videomuzun da sonuna geldik. Videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.